Herkese merhabalar dostlar kanala hoş geldiniz. Bugün konumuz tam olarak şu an ekranda gördüğünüz şey bu yeni geldi aslında vardı ama yeni olarak açıklandı. O yüzden ekran kaydını yavaşlattım o anı görmeniz için hadi biraz araştıralım. Şimdi dostlar bu atışın adı garantili kritik yakalama. gece boyu bu anı sizlere kaydetmek için ufak ufak denemeler yaptım ve bu pokemonda başarılı oldum. Gördüğünüz gibi halka küçülüyor. Halka küçülebileceği en küçük boyuta geldiğinde mükemmel atış yaptığınızda pokemonu garanti bir şekilde yakalıyorsunuz. Hadi biraz daha detaya inelim. Evet dostlar, gece uğraştım sizler için o anı yakalayabilmek için. Yakaladığımda da kayda aldım o anı. Ee, daha net anlayabilin diye. Bu anı daha önceden gören arkadaşlar olmuştu. Şimdi normalde Pokemon'u yakaladığınızda dostlar şöyle sağa sola 3 tane yıldız patlıyor. O şekilde yakalanıyor. Ama bu şekilde böyle yıldızların üste doğru çıktığı anı e, daha önce bana soran arkadaşlar olmuştu. Ve ben bunun bir bug olduğunu söylemiştim. E, değilmiş. E, ya da şu an yeni olarak buna böyle bir isim verdiler. Garantili kritik yakalama diye. Şimdi zaten biz Pokemon'u özellikle efsane Pokemon'larda topun üzerine basıp bu halkayı küçültebildiğimiz kadar küçültüyoruz ve genelde bu halkayı bıraktığınız yerden devam ediyor. Özellikle efsane Pokemon'larda. Şimdi biz bu halkayı çok küçültüyoruz. Evet atış çok zor. Zaten hani mükemmel atışı sürekli tutturmak özellikle küçük Pokemon'lara zor. Ama efsane Pokemon'larda örnek veriyorum ben en basitinden. Mesela bana sorarsanız e, halkası en net en güzel olan Pokemon'lardan biri Mewtwo'dur. Mewtwo'nun halkası hem çok büyük hem çok ortada. E, atışı basit uçan Pokemon'lardan ziyade. Örnek veriyorum uçan Pokemon'lar çok fazla sağa sola kaydıkları için yakalaması daha zor oluyor. Ama diğer büyük Pokemon'lar da bence bu işe yarar. E, %100 yakalanıyor mu bilmiyorum ama dediğine göre %100 yakalanabiliyor olması lazım. E, tabii ki ben de her atışta bunu sağlayamıyorum ama e, Örnek veriyorum küçük Pokémon'larda şöyle döndürüp bekliyorum bir kenarda. ...işte küçük olduğunda bu şekilde denemeler yapıyorum. Bakın halka çok küçüktü. Attıktan sonra o bir saniyelik arayla e, büyümüş oldu. Bu arada orijinal yakalama bu şekilde. Gördüğünüz gibi sağa sola ve üste 3 tane e, yıldız sıçrarken... ...eğer o anı kaçırdıysanız videoyu geriye alıp bakabilirsiniz. Garantili kritik yakalamada şöyle yıldızların bir anda üste ...ve topun çok böyle sarsılmadığını görüyorsunuz. E, bu %100 yakalama gibi bir şey yani efsane Pokemon'lara denk geldiniz. Örnek veriyorum işte Akınlardan güzel bir Pokemon indirdiniz ve attınız bu şekilde denk geldi. Zaten onlarda halkanın küçülecek derecesi bunlar kadar yüksek değil. Örnek veriyorum Mew, Mewtwo çıktı karşınıza. Gerçekten çok büyük bir halkası oluyor. Ya da farklı olarak böyle halkasının çok büyük olduğunu hatırladığım Pokemon'lar örnek veriyorum. Bunların da böyle halkaları gerçekten devasa, de devasa boyutlardaydı Pokemon'ların. Ee, bence şansınızı deneyin. Özellikle e, meyve atmadan deneyeceğim. E çünkü biz zaten razberi e, gold razberi kullanıyorduk. Adını da razberi dedim ama adı neydi acaba? Şu an evet, raz meyvesiymiş. Altın raz kullanıyorduk. Ee, pokemonu sakinleştirmek için. Ama onun yerine garantili kritik atış yaparsak eğer ee, belki de %100 yakalama şansımız olacak. Bunu tabii ki deneyeceğim. Akınlardan alacağımız efsanevi Pokemon'lardan bunu e, deneyimleyebiliriz. Ben sizler için deneyeceğim. Zaten çoğu Akın'ın videosunu kayıt altına aldığım için özellikle o atışa yoğunlaşacağım. Top aynı şekilde böyle sallamadan, titremeden eğer Pokemon'u yakalarsa demek ki bu iş, işe yarıyor. Ee, usta topa da gerek kalmamış olur. Biliyorsunuz ki usta top çok e, nadiren geliyor. Ve usta topla tek atışta alabiliyorsunuz. Onun videosunu izlemediyseniz yine kanal içinde bol bol örneği var. Aslında aklınıza gelen her sorunun neredeyse bir örneğini kanal içinde çekmeye çalıştım. Aratma yaparak ya da bana yorumlarda sorarak hangi videoya gitmeniz gerektiğinde çoğu zaman yönlendiriyorum. Merak eden arkadaşlar bakabilir. Onun dışında bu tarz haberleri işte bu garantili kritik yakalama ile ilgili haberi de Discord hesabımızdan herkesten önce öğrenebilirsiniz. Discord'a uğrayıp herkesten önce de orada öğrenebilirsiniz. Çok önemli haberler olduğunda ben de sizler için bu şekilde yayınlamaya çalışıyorum. Ekstra neler yaptık? Gece yine bir rockraf rock yakaladım. Bu arada gece neden uyumadığımı soran olursa merak ederse çalışıyordum çünkü çalışırken bir anda yumurtalar da açıldı. Zaten senkronizasyon açık. O yüzden yürüdüğüm ve hareket ettiğim için yumurtalar da açılmaya devam ediyor. Bunları halen yakalamaya devam ediyorum. Çünkü bu arada bu farklı. Sanırım artık 7 kilometrelik yumurtalardan rakraf gelmiyor. Şöyle bir kontrol edelim hemen. Bunda var. Bunda yok. Evet. Sanırım o muhabbette bitti gibi bir şey. Ya da Hepsinden gelmiyor. Bakın buralarda yok. Bunu da öğrenmiş olduk acı bir şekilde. Ya yeterince yakaladım mı? Yakaladım. Bir tanesi var. Shiny'sini de aldık. En azından elimizde bir tane daha var. Birkaç tane olmasının çok bir anlamı yok zaten. Yine de olsa hiç fena olmazdı. Belki de Shiny gelirdi diye düşünüyordum. O yüzden halen kovalıyordum. Mola vermiş olurum. Zaten bütün kuluçka limitlerimi doldurdum. Bütün kuluçkalarım bitti. Bol bol toplamıştım. Belki de oyun bunu hazırlamış. Onun dışında bu başlangıç kutusunu gördüm. Eğer halen kuluçka makinesine ihtiyacınız varsa bunu değerlendirebilirsiniz dostlar. Onun dışında şuna bence gerek yok. O kadar abartmaya gerek yok. Farklı da bir şey yok. Şu görev zaten biliyorsunuz anlattım. Halen kuluçkalarımı oradan alıyorum. Bir değişiklik yok dostlar. Olursa sizlere aktaracağım. Bu arada oyuna çok yakın zamanda şöyle göstereyim. Evet yazamadım. E, şu Pokemon'un e, orijin versiyonu gelecek. Hem bunun hem de bunun su olan arkadaşın Palkia'ydı sanırım. E, onun da orijin versiyonları gelecek dostlar. Bu Pokemonlar gerçekten güzel. E, orijin versiyonları da gerçekten çok havalı. İkisi de böyle e, çok farklı versiyonlarda. Nereden biliyoruz bu orijin versiyonlarını? Daha önce hangi Pokemon'da rastladığımızı sorarsanız hemen şöyle göstereyim. Mesela şu Pokemon'da bu Pokemon normal hali bu da orijin hali. Ee, ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yoruma yazsın ama e, bu tarz Pokemon'ların böyle farklı halleri var. E, buna değil de özellikle Palkia'ya bayıldım. Çok güzel bir görüntüsü var. Merak edenler bakabilir. E, onun dışında o videoyu daha kaçırmak istemeyen arkadaşlar hemen bildirimi açabilirler dostlar. Bu konuyu da bu şekilde anlatmış oldum. Kendinize iyi bakın dostlar. İyi oyunlar.